Bugün Patanjali'yi incelediğimiz ve meditasyon yaptığımız ikinci gün ve bu kitapta, Chipart Draft'ın kitabında hala girişle devam ediyoruz. Diyor ki, yaratılışın bütün içeriği Patanjali diyor ki, ve bu da beden duyumları yani görme, koku alma vesaire ve zihni de dahil ediyor. Bütün bunlar kırılgan, geçici. Neyi seçerse seçsin meditasyon için. Yani bir nesne, bir şey seçilir ya, hadi bunun üzerine odaklan diye. Ne seçilse seçilsin, kısa bir sürede anlaşılıyor ki bu seçilen şeyin temel dokusu, işte ışığı, varlığı, hareketi sürekli değişim içerisinde. Ve sakin olarak, sabırla bu şeyi gözlemledikçe, bu şeye odaklandıkça sonuca varıyorsun ki bu oyun, bu ışık, cüsse, hareket, bu oyun dünyadaki her şeyin dahil ediyor ve aynı zamanda senin o şeyin farkındalığını da dahil ediyor. Yani o şeye olan bilincini de dahil ediyor. Ve hiçbir zaman bu oyun durmuyor. Yani bilincin kendisi bir nevi okyanusta su gibi davranıyor. Bütün akıntılar işte okyanusu dalgalar haline getiriyor ve okyanusun yüzeyi işte başlıyor harekete. Bu olunca suyun iki yönü yok oluyor. Suyun iki özelliği, transparan olması, yani saydam olması ve ikinci özelliği de yansıtabilmesi. Harekete geçen su da bu iki özellik yok oluyor. Onun yerine hareketli oluyor yüzey, kopuk olmaya başlıyor yüzey ve kopuk kopuk ışığı yansıtıyor. Aynı zamanda dibini göremiyorsun suyun. Eğer ki Patanjali su metaforunu kullansaydı, o zaman belki de iki yönünden bahsederdi suyun. Birincisi saydamdır su, görebilirsin dibine kadar. İkincisi de yansıtma özelliğine sahiptir su. Ve o zaman da derdi ki Patanjali, suyu dingin hale getir, suyu dinginleştir ve dibine kadar gir suyun derdi. Yani derinleş ve dinginleş. Su metaforunu kullanmıyor. Onun yerine Patanjali'nin kullandığı metafor, ki bilinç için kullanıyor bu metaforu. Bilincimiz diyor. Bir pırlanta metaforu kullanıyor. Yani değerli bir taş metaforu. Diyor ki her şeyi aynalıyor. Bir kesik, güzel kesilmiş bir taş gibi. Ve bilinç karşısına çıkan her şeyi geri yansıtıyor. Yani o nesne, o baktığın şey, yani o ben hissi izleyen o nesne ve özne arasındaki ilişki, genelde biz onu gözlemleme zannediyoruz. Yani ben bir nesneye bakıyorum, ben nefesimi gözlemliyorum. O ilişkiyi biz gözlemleme olarak görüyoruz. Ama bu aynalama halinde onun bile aynı maddeden yaratıldığını fark etmeye başlıyoruz. Yani oturup
nefesimi ya da oturup bir mum ışığını ya da oturup çakrayı ya da oturup burada ben konuşuyorum. Neyi gözlemlemeye, yani burada çakra nefes demiyor. Neyi gözlemlemeye oturuyorsak o gözlemlemeyi ben zannediyoruz. Oysa onun niteliği bile altında geçici, değişken ve kaygan. Hepsi aynı maddeden oluşuyor. Paradoks olarak işte her şeyin bir olduğunu, yani gözlemleyenin gözlemlediği şeyle, gözlemleyeni ben, gözlemlediğin şeyi öteki zannediyorsun ya, işte ben ve nefesim, ben ve şu gözlemlediğim şey, ben gözlem. Onların bile altındaki şeyin aynı maddeden oluştuğunu fark edince ve bu bütünlüğü fark edince ve aslında ayrı olduklarını görünce saf farkındalıktan, nasıl geçici olduklarını ve dönüştüklerini daha iyi görmeye başlıyoruz ve kişisel farkındalığımız değil de saf farkındalığın değişmediğini, zaman öncesi olduğunu ve zaman içerisindeki her şeyin sürekli dönüştüğünü an be an fark etmeye başlıyorsun. Patanjali diyor ki, temel içimizdeki temel güdü, yani insanlığın içerisindeki primary internal force, içsel temel güdü sürekli bir ben hissi yaratmaya yönelik. Selfhood, self-making. Sürekli bir ben hissi şöyle yaratılıyor. Bütün bu kişisel bilincimizde olan değişen şeyleri sanki değişmeyen bir gerçekmiş gibi organize ediyoruz ve bu organize edilmiş gerçek kendini ben ve başka her şeyi öteki haline getiriyor. Okay, bu çok önemli bir nokta, bunu tekrar söylüyorum. Her insanın içinde temel olarak bir ben yaratma güdüsü var. Değişen doğa ve gözlemlediğimiz her şey, ayrıca kendi içimizdeki gözlemleyen bilinç, yani kişisel bilinç, bunları sanki değişmez sürekli bir gerçekmiş gibi organize ediyoruz ve bu organizasyon sürekli devam ettikçe zannediyoruz ki bir ben, bir de işte benim dışımda her şey var. Bu o kadar temel bir şey ki şu anda içimizde bunu varsayıyoruz. Buradan baktığımız için kaçırıyorsun bunu, ama bunun bile bir yorum olduğunu fark etmeye başlamak beni çok şaşırtmıştı. Yani ne, bir ben mi yaratıyorum bu ben hissini? Ama bu Patanjali'nin dediği temel şey. Ve bu bakış açısından da işte dünya diye bir şey var ve ben diye bir şey var. Bunlar birbirinden ayrı şeyler ve bunların da temel özellikleri zaman içerisinde sanki sürüyor. Ve bu ben yaratma özelliğimiz muazzam başarılı bir özellik. Bu bakış açısını süper bir şekilde sürdürebiliyor. Ve normal şartlar altında hiçbir şekilde kendimizi bir birey olarak görmenin dışına çıkamıyoruz. Herhangi bir anda çok eminiz ki ben aynı kişiyim. İşte 49 yıl önce doğmuş olan ya da işte 33 yıl önce doğmuş olan aynı kişiyim ve şimdiye kadar bir süreklilik oldu.
aslında sırf biz değil, bütün nesnelerin sanki bir gerçeklikleri ve süreklilikleri var. Öyle hissediyoruz. Hem benim, şimdiye kadar ben bir bireyim, bir süreklilik, bir de bütün nesneler gördüğümüz sanki onların şimdiye kadar gelen bir süreklilikleri var. Nasıl bir çamurdan yapılmış bir çanak? Diyoruz ki o bir çanak diyoruz. Oysa sadece o çamurun geçici bir hali. Bu metafor çok kullanılıyor. Hani çamurdan yapılmış bir çanak gibisin diyor. Bu metaforu daha önce de duydum. Aslında biz o çanak görüyoruz, o bir çanak diyoruz. Oysa o çamurun geçici, anlık bir hali. Çamuru göremiyoruz, çanağı görüyoruz. Ancak diyor, bilinç, yani bizim o bilincimiz, dedik ya bilinç de o nesne kadar değişiyor sürekli. Bizim bilincimiz de tamamıyla hareketsiz hale gelebilirse, o zaman bu sabitlik, yani ben sabitim, bu çanak sabit, bu dünya sabit, bilincimiz dinginleşirse bu sabitlik görünümü yıkılıyor tamamıyla. Ve nasıl o çalkantılı suyun yüzeyi sakinleşince birdenbire transparan oluyor. İşte o şekilde dinginleştikçe bilincin, o zaman da bu gördüğün illüzyonun temsil ettiği şey de transparan oluyor. Başka bir algıda fark oluyor bu süreçte. O da zaman. Zaman açılıyor ve bilincin çok daha minik minik ufak şeyleri algılayabilmeye başlıyor. Çok daha detayı artık algılar hale geliyor. Ve daha önce pürüzsüz bir akış zannettiğin şey, yani olayların dünyası, işte ben pürüzsüz olarak, bir ben olarak devam ettim bu kadar senedir. Ya da bu işte koltuk, pürüzsüzce bir koltuk olarak devam ediyor kaç senedir. O pürüzsüz zannettiğimiz şey, gerçek zannettiğimiz şey, şimdi gidip gelen yansımalar, oluşan ve yok olan, oluşan ve yok olan inanılmaz hızlı bir şekilde ve sübtil bir şekilde olarak gözükmeye başlıyor. Ben buraya ekliyorum, bunu söylemiyor Chip. Sorarım ona, onunla söyleşi yapacağım çünkü. Bana sanki geliyor ki kuantum boyutunu görmeye başlıyorsun. O Newton boyutu, objeler, nesneler, zaman içerisinde sabit ve bu süreçte, o dinginleşme sürecinde farklı bir boyutunu fark etmeye başlıyorsun, o altında olan kuantum boyutu objelerin. Ama bunu söylemiyor. Diyor ki, normal durumda bütün bu sanki hani bir film çekince, film kareleri tek tek ayırınca görürsün ya, mesela biri işte at koşuyor olur. Onun film karelerini ayırırsan hep at farklı bir noktada duruyordur. Kare kare. İşte normal durumda bir filmin hızlı akışı gibi görüyoruz. Yani bütün o kareler birbirine eriyor. Ve aynen bir film izler gibi, sanki o at sürekli var gibi bir illüzyon oluyor. Bir süreklilik hissi var normal hayatta. Ama bu illüzyon parçalandıkça kendinin ve dünyanın sadece kısa kısa olup giden bir değişen olaylar olarak
algılamaya başlıyorsun. Önceden çok sabit, zaman içerisinde süreklilik sağlayan gibi gözüken şey artık kopuk kopuk ve geçici olarak görülmeye başlıyor. Ben araya giriyorum şimdi. O yüzden spiritüel yolculukta kendini daha da betonlaştırmaya başlayan eğitilerin gerçeği görmekten seni uzaklaştırıyor olabileceğini kayda almak lazım. Şöyle bir ben hikayesi, onu gittikçe betonlaştıran sürekli analizle, işte Melda niye böyle? Melda kim? Zülal'ın hikayesi nedir? Niye Zülal böyle? Acaba ne oldu eskiden de böyle? Acaba Zülal'ın hikayesi ne? Sürekli spiritüel dünyayı, senin hikayeni betonlaştırıp o sürekliliği sabitlemeye çalışma isteği. Sırf bu yaşamda değil, bir de uzanıyor. Aa, geçmiş yaşamda da buydu. Aa, evet, önceki hayatta da, sonraki. Sürekli o Zülal, o Nuran'ı tutunma isteği. Acaba yoldan çıkıyor mu diye düşünüyorum Patanjali'yi okudukça. Çünkü Patanjali diyor ki, o sen zannettiğin şey aslında gelip giden bir fenomen ve ona o kadar tutunmaya çalışacağına, acaba bıraksan ve altındaki geçiciliği görsen, o zaman özgürlük geliyor diyor. Daha iyi anlayıp daha betonlaştırınca hikayeni değil. O yüzden kendim bu yoldan çok gittiğim için bunu söylemek ihtiyacını hissediyorum ki bazen o spiritüel yollar ve bizim karşımıza çıkan eğitiler çok kez geçiciliği değil, daha da sabitleştirmeye çalışan bir eğitim olabiliyor ve bence buna dikkat etmemiz lazım. Devam ediyorum kitapla ve artık eskiden solid, yani betonlaşmış ve zaman içerisinde süreklilik sağlar gibi gözüken şeyler artık kopuk kopuk ve geçici olarak algılanmaya başlıyor ve bu gözde artık o dramalar artık gerçek olmadığı görülüyor. Ve artık insanın daha fazla ızdırap yaratan düşünceler ve eylemlere doğru itmiyor. Yani bir daha söylüyorum, o geçiciliği ve değişkenliği, o gerçeği algıladığımızda bütün her şeyin altında yatan, o zaman artık ızdırap, dramalar sona ermeye başlıyor ve insan doğal olarak o ızdırap yaratan düşünce ve eylemlere doğru doğal olarak gitmemeye başlıyor. Çaba ve çabasızlık, ona geçtik. İşte bu dinginliğe varmak için, yani kendi bilincimizin hareketlerini dinginleştirmek için, bu aydınlanmayı yaşamak için, yani gerçeği olduğu gibi gerçeği görebilmemiz için her yönümüzün açıklığa kavuşması gerekiyor. Ve işte Patanjali'nin programı da bu yok, yogadan yok. Yani bütün enerjilerimiz sublimasyona doğru, dönüşmeye doğru yok ediliyor. Bir araya getiriliyor. Yani her varoluşumuzun her yönünün enerjilerini artık buna doğru sublime ediyoruz, dönüştürmeye başlıyoruz. Patanjali'nin formülü bu. Yani uyanmaya doğru, uyanma sürecine doğru bütün enerjilerimizi
artık o yöne doğru yönlendiriyoruz. Ve bu programın her parçası, tabii ki bütün parçalar aslında birbirine örülü, her parçası farklı bir tarafımıza hitap ediyor. Bütün ilişkilerimize, hem insanlarla hem de nesnelerle ilişkilerimize açıklığa kavuşturma durumundayız. Ve işte ızdırapları ve engel oluşları sona ermeye başlıyor. Her şeyle olan ilişkimizi, her insanla olan ilişkimizi açıklığa kavuşturuyoruz ki o yarattıkları ızdırap ve bir engel oluşları sona eriyor. Ve artık emin olmaya başlıyoruz ki disiplinli bir iç yaşam mutluluğumuza yönelik en kısa yol. Mutluluğa en kısa yol disiplinli bir iç yaşam. Ve zihin bedenlerimiz gerçek doğasını doğal olarak bulmaya başlıyor. Çabasız oturmayla ve çabasız nefesle. Bir daha söylüyorum. Çabasız nefesle ve çabasız duruşla, oturmayla, doğal olarak yer çekimi gibi zihin bedenin gerçeğini fark edebilmeye başlıyoruz. Yani diyor ki çabasız oturuş ve çabasız nefes olunca doğal olarak akmaya başlıyorsun. Gerçeği, her şeyin altındaki gerçeği fark etmeye. Dikkatimiz odaklanabilmeye başlıyor. Bu an içerisinde algımız dinlenmeye başlıyor. Ve artık her şeyin bütünlüğünü açıklığa kavuşturacak şekilde bilebilmeye başlıyoruz. Yani varoluşumuzun her yönünde bir çaba olmalı yogik dönüşüm için. Ancak Patanjali'ye göre fiziksel yaşamın ve zihinsel yaşamın süregelen hali kapatıyor bunu, bu gerçeği. Çünkü sürekli bir istek, bir itme, bir egoizm ve bir korku içindeyiz. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak. Ve bu gündelik yaşamdaki bu doğal hal, yani doğal halimiz, bir şey istiyorsun, bir şeyden uzaklaşıyorsun, bir egoizm ve bir yok olma korkusu var. Bunlar artık dinginleşmeye başlayınca ya da Nirodha, Yoga Chitta Vritta Nirodha, ilk ikinci cümlesi Yoga Sutraların, yani Nirodha, Chitta bizim içimizdeki ufak bilinç. Yoga Chitta Vritti, o Vritti hareketi bilincin Nirodha. Dinginleşmeye başlaması, o zaman dinginleştikçe görüyoruz ki bu enerjiler ızdırap ve sürekli bu ızdırapsal enerjiler bir hareket yaratıyor içimizde. Hatta yoga yapmaya çalışma çabamız bile. Burası işte çok tricky, yani zor. Yani isteğin bile, yoga yapma isteğin bile, dinginleşme isteğin bile bir pürüz yaratıyor. Çünkü o da bir istek. Ne kadar içtenlikle uyanmak, dönüşmek istesek de o berraklığa ve gerçeğe doğru varamıyoruz. Çünkü kendi çabamız bile yolumuzda bir engel olmaya başlıyor. Yani senin isteğin ve senin çaban senin engelin. Patanjali'nin programı ahlaki ve kişisel disiplin
ilk başta çok zor gözükebilir. Ve zorluğu formülünde değil, zorluğu şurada. Kendi zihinsel, çok yerleşmiş zihinsel ve fiziksel huylarını ızdırabında. O kadar yerleşmiş ki bu zihinsel ve fiziksel huylar, çok büyük bir bedel ödüyoruz bunlar yüzünden ama hala deli gibi onlara tutunuyoruz. Çünkü onları ben zannediyoruz. O kadar kristalleşmiş düşüncelerimiz ve kimliklerimiz var ki kendimiz ve dünya ile ilgili onlara deli gibi tutunuyoruz kimlik olarak. İşte bütün bu yapılaştırdığımız şeylerin daha düzensiz olmaya başlaması, daha geçici, an be an gelip giden şeylerin olmaya başlaması tamamıyla ters geliyor bize. Yani kendimizi organize edip bir düzen ve sürekliliğe sokma ihtiyacımıza çok ters geliyor kimliğinin yok olmaya başlaması. Hiçbir araç verilmemiş bize bu dünyada, bu toplumumuz hiçbir araç bize vermemiş bu kontrolü teslim etmeye yönelik ve asıl gerçeği yüzüne bu kadar açık bakmaya yönelik hiçbir araç verilmediği için belki Patanjali karşına çıkana kadar, belki de Sufizm var kendi kültürümüzde, Sufi yolları da var. O yüzden belki biraz daha tanıdık bizim için ama diyor ki hiçbir araç yok, toplum sana bunu öğretmiyor. Tam aksine, ben şimdi konuşuyorum, tam aksine daha da tutunmayı öğretiyor kimliğine. O yüzden çok ters gelecek yoga yolu bize. Ve ben görüyorum mesela o kimlikle girince yogaya, o çok sıkı tutunmaya çalıştırdığın ve oluşturmaya çalıştırdığın kimlikle girince o yoga yapış, o pozlara yapış, her şey daha da derin bir ben hissini köklemeye yönelik bir yapış olduğunu görüyorsun zaten. Ya yani pozların içerisinde insanların o gerçeği eriyip gitmiyor. O pozlarla daha da derin bir kimlik ve bir ben hissi. Bu benim. Instagram ve Facebook'la daha da derin bir kimlik hissi. Bu benim. Bu süreklilik var burada. İşte Pakize diye biri var. Burada Afife diye biri var. Hatta gösteriyorum sana, al bak. Bu süreklilik sağlayan biri. O daha da güçleniyor. Çok ters bir şey, çok devrimsel bir şeyden bahsediyor Patanjali aslında. İçgüdümüze ters giden bir şeyden bahsediyor. Bu nirota, bu dinginliği, onu anlamlaştırma ihtiyacımızı bile bırakmamız gerekiyor. Diyor ki, onun açılmasına, yani bu dinginliğin oluşmaya başlamasından övünme ihtiyacımızı da bırakıyoruz. Yani sürekli dünyamızı hoş deneyimler haline getirme programlamamızı artık boş olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani bu nirota, dinginliğe doğru giden yoldaki bunun anlam, buna anlam yükleme gidiyor. Bu yolda giderken övünme hissi, sahiplenme, ben dinginleşiyorum. O gitmeye başlıyor. Sürekli hayatımızı hoş bir deneyim haline getirme ihtiyacı boşa çıkmaya başlıyor. Onun yerine çok değerli ve insani olarak var olan çok uzakta bir becerimiz
ortaya çıkmaya başlıyor. Ve o da şu: her olay, her deneyimde aynen olduğu gibi olabilme. At home with all experiences, in things as they are. Şu anda olup biteni aynen olduğu gibi orada, evde olabilme gücümüz ortaya çıkıyor. The power of now. Şimdinin gücü. Hani şimdiyi bir anlama sokmaya çalışmıyorsun. Şimdiyi sahiplenip evet demeye çalışmıyorsun. Şimdiyi daha hoş bir deneyime çevirmeye çalışmıyorsun. Aynen şu anda olduğu gibi olaylarla evde olabiliyorsun. Bana sorsan burada mindfulness'ı tarif etmiş. The central human wisdom, yani temel insan bilgeliği, Patanjali diyor ki işte bu şekilde saf farkındalıkta yatıyor. Bir şeyin farkında değil, olmada değil. Denizin farkındalığında değil. Saf farkındalıkta yatıyor. Her insanın özünde olan ve her türlü duyum, düşünce, duygu, bunu görsek de vidya, görmesek de avidya burada yatıyor. Ve işte bu bilgelik tamamıyla olunca yoga. O yüzden şimdi başlayacağız oturmaya. Şimdi oturduğumuzda bu bir harita olsun. Bu anlatış. Oturduğunda bir kere şu huyumuzu görebiliriz. Bir anlam getirmeye çalışmak her ana. Niye bu oluyor? Acaba arkasındaki hikaye nedir? Niye bunu yaptım? Niye dizim ağrıyor? Benim dizim. Benim sırtım. Benim düşünce süreçlerim. Sürekli o ben yaratma eğiliminizi belki fark etmeye başlayabilirsiniz bu oturuşta. Ve onu görünce haritayı hatırlıyorsun. Harita, Patanjali Yoga Sutralar ve Patanjali diyor ki, ha diyor, o eğilim hep herkeste var. Bir hikaye, bir süreklilik yaratma ihtiyacı, bir anlam yükleme ihtiyacı bu ana. Onun da geçiciliğini gör. Başlatıyorum bir saati. Yarın artık sutralara kendilerine başlıyoruz. Şimdiye kadar hep girişi okuduk. Ve oturuşunuza yerleşirken hatırlayın ki neydi harita? Çabasız beden. Tabii ki yoga pozları, o ağrıları geçirmek için, enerjilerin iyi akması için işe yarıyorlar. Pozların amacı bu. Sağlıklı, ağrısız bir beden yaratmak ki çabasız olsun oturuş. Ve çabasız nefes, nefese yönelik itip çekme huyumuz ki bunu bilinçsiz de yapıyoruz. Yani nefes hep bir çabalı bir nefes haline gelebiliyor. Onu da teslim etmek. Hareketin durması çok önemli fiziksel bedeninde. Çünkü hareket durunca fiziksel bedeninde içinde ne kadar hareket olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Ve kendi bedeninin geçiciliğini, an be an oluşan bir takım fenomenan, olaylardan oluşuyor bedenin, akışlar, sürekli zaten sudan oluşuyorsun. Çoğunlukla su, sürekli değişen, akışkan bir beden, içeride hiçbir şey sabit değil. O sabit bir ben aradığında bedeninde bulamıyorsun. Aynı şey zihnin için geçerli.
o sabit bir ben aradığında, gerçekten aradığında, yani dinginleştikçe o zihnin de ne kadar geçici, an be an oluşup yok olan, bedenin an be an oluşup yok olan doğasını fark etmeye başlıyorsun ve o zaman da uzaklaşıyor, doğal olarak uzaklaşıyor bilinç ve saf bilincin içine oturmaya başlıyor. Saf bilinç de artık o ahamkara dedikleri o ben hikayesini yaratma olayı yok. Bir sabit bir Zeynep, sabit bir Nilay, sabit bir Nur Cihan. O gitmeye başlıyor. Ona izin ver. Şimdi artık konuşmayı bırakıyorum.
Ve bir saatlik oturuşumuz burada sona ermiştir. Unutmayın ki bu ard arda yaptıkça ve her gün deneyimledikçe dönüşen bir olay. O yüzden lütfen yarın da burada bulunmak için niyetinizi edinin ve inşallah yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi günler.